Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Gelecek var mı daha biliyor musunuz? Bilmiyorum. Tamam bakalım. Şimdi geçen hafta alacaklar konusunda kalmıştık. İkinci ünitedeyiz. Dönem varlıkların dönem sonu işlemlerinde. Orada ticari alacaklar kısmında kalmıştık. Oradan devam edelim bugün. Şimdi ticari alacaklara değinmeden hemen kısa bir açıklama yapayım. İşletmenin iki tür alacağı var. İşte bir tanesi ticari alacaklar. Bir de diğer alacakları var. Bu diğer alacaklar işletmenin kredili olarak mal ve hizmet satışı dışında kalan tüm alacaklarını oluşturuyor. Ticari alacağın tanımı ana faaliyetinden kaynaklanan alacakları, yani mal ve hizmeti kredili olarak satmaktan kaynaklanan alacakları ticari alacaklar. Diğer alacaklar ise ticari alacaklar dışında kalan tüm alacaklar. Şimdi ticari alacaklara bir bakalım. Ticari alacaklar temel olarak işletmenin senetsiz alacakları, alıcılar, senetli alacakları, alacak senetlerinden oluşmakta. Tabii bunun yanı sıra bir de alacakların tahsil edilememe durumunu ortaya koyan şüpheli ticari alacaklar ve yine buna ilişkin olarak şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesaplarından oluşuyor genel olarak. Şimdi dönem sonu açısından baktığımızda neler yapılıyor, bir onu inceleyelim. Alıcılar hesabı açısından bakarsak olaya. Şimdi alıcılar hesabı işletmenin müşterilerinden olan senetsiz alacaklarını içeriyor. Tabii burada şöyle bir alıcılar hesabı çizdiğimizde örneğin borç toplamı 100 bin lira olsun, alacak toplamı 75 bin lira olsun. Bu demektir ki işletmenin toplam 25 bin lira alacağı var. Ama bu alacağın kimden olduğunu biz göremeyiz burada. O bakımdan işletmenin alıcılar hesabının müşteriler bazında yardımcı hesapların olması, alt hesapların ayrılmış olması gerekmekte ki işletmeler böyle işliyorlar zaten. Örneğin diyor ki burada A işletmesinin hesabı, B işletmesinin hesabı ve C işletmesinin hesabı gibi. Şimdi dönem sonu işlemlerinde ilk yapılması gereken şey bilgisayarlı sistemler bunu otomatikman yapıyor. Bu alt hesapların toplamlarının, yani şu toplamların ana hesap toplamlarına eşit olması gerekiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şu toplam, bu toplam ve şu 3 kırmızının 100 bini vermesi gerekiyor. Benzer şekilde de şuradaki mavilerin de 75 bine vermesi gerekiyor. Temel olarak bunu yapacağız. Yani bunu şöyle yapıyor işletmeler. Müşterilerini arıyorlar ya da e-mail atıyorlar veya bir şekilde temasa geçiyorlar. Diyorlar ki örneğin A işletmesine, bizim işletmemiz, sizden örneğin 15 bin lira alacağım görünüyor diyor. Doğru mudur diyor. Bir doğrulatma yapıyor. Karşı işletme, yani A işletmesi, diyor ki evet benim size 15 bin lira borcum vardır diyor. Ya da daha farklı bir rakam söylüyor. Eğer 15 bin lirada her iki tarafta mutabık kalırsa o zaman hiç problem yok. Ama bir taraf 15 bin var borcunuz diyor. Diğer taraf yok 10 bin lira falan diyorsa eğer, yani farklı bir rakam söylüyorsa, o zaman her iki işletmede neden böyle bir farklılık var acaba diye bunun incelemesini yapmaya çalışıyorlar.
ağ işletmesi için ve bizim işletme açımızdan çeşitli farklılıklar ortaya çıkabilir. Örneğin bizim işletmemiz yanlış yazmış olabilir. Ağ işletmesininki doğru olabilir. Ya da tam tersi ağ işletmesi yapmış olabilir hatayı. Bizimkisi doğru olabilir. Dolayısıyla ortaya nasıl bir sonuç çıkacak olursa ona göre bir değişiklik yapmamız gerekiyor hesaplarda. Hesabın ana şeysine ne diyeyim durumunu gösterir hale getirmemiz gerekiyor. Kitabınızda bir örnek var. Örneğin müşteriyle bir hesap karşılaştırması yapmış. 2500 liralık bir fark bulunmuş. Şimdi eğer farklılık ortaya çıkarsa ne yapmak gerekiyor? Örneğin işte kitapta 2500 lira fark ortaya çıkmış diyor. Ve bu farkta müşterinin parayı ödemiş olmasına rağmen kayıtlara alınmamış olmasıdır diyor. O zaman hesabı düzeltmek gerekiyor. Yani yapacağımız şey kitaptaki örneğe göre bankalar hesabına 2500 lira borç kaydı verirken alıcılar hesabını buna uygun olarak alacaklandırıyoruz ve diyoruz ki 2500 lira alacaklandırıyoruz. Bu şekilde hesabın doğruyu gösterir hale dönüşmesini sağlıyoruz. Bunun dışında alacaklarla ilgili dönem sonunda özellikle kur farkları, yabancı para cinsinden bir işlemi varsa, borcu alacağı varsa işletmenin, özellikle kur farklarının da buna uygun olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Örneğin, mesela bugün ayın kaçı? 19'u değil mi? 19-12 tarihinde biz bir satış yapmış olalım işletme olarak. Kredili bir satış yapalım. Örneğin 10 bin dolarlık bir satış yapalım. Bunun da karşılığı 35 bin Türk lirası olsun. Hani 3,5 liradan çevirdiğimizi varsayalım. 1 dolar eşittir 3,50 lira diyelim. Şimdi dönem sonuna geldiğimizde 31-12 tarihine geldiğimizde işletme elindeki şu yabancı parayı değerlemesi gerekiyor. Kasa işlemlerinde de anlatmıştık hatırlarsanız. Şimdi benim alacağım var güzel 10 bin dolarlık alacağım var ama henüz tahsil etmedim o alacağı. Fakat ayın 31'inde bu 10 bin liralık alacak acaba kaç para yapıyor? Ona bir bakmak gerekiyor. Şimdi burada dedik 1 dolar 3,5 liradan işlem gördü. Eğer 31-12'de 1 dolar eşittir 3,30 ise o zaman işletmenin lehine mi aleyhine mi durumu ortaya çıkar? Ne olur sizce? İşletmeli için iyi midir, kötü müdür bu durum? İyi değil mi? Yani az alacak vereceği para. Yoksa alacak. Yok, bizim alacağımız var. Ha, alacaksa daha, o zaman aleyhine. Aleyhte olur değil mi? Evet. O zaman bu işletme açısından kötü bir durum. Evet. Ya da 1 doların eşittir 3,55 olduğunu düşünürsek o zaman alacağımız olduğu için bu durum işletme açısından iyidir. Şimdi her ikisinin de kaydını yapalım. Bakın. Şimdi birinci durum için yapıyorum. 3,30 için. Bu bizim için kötü bir durumsa alacağım azalacak anlamına geliyor. O bakımdan 10 bin dolar üzerinden hesaplarsak 33 bin yapar. Burası 35 binde. Yani 2 bin liralık bir fark çıkıyor ortaya değil mi? Alıcılar hesabı 2 bin lira. Peki nereden kaynaklandı bu? Kur farkından, onun da adı kambiyo zararı hesabı, o da 2 bin lira. Kur farkından dolayı işletme 2 bin lira zarara uğruyor. Peki diğerine bakacak olursak ne olacaktır 31-12'de? Bu sefer de tam tersi 35 bin diye kaydettik. 35.500 olacaktır. O zaman da alıcılar hesabı 500 lira ve kambiyo karı hesabı 500 lira şeklinde bir
kayıt yapacağız. Buradaki farklılık işte şu kur farkından kaynaklanıyor. Tamam? Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok. Hayır. Peki. Şimdi bir diğer konu alacak senetlerine ilişkin bir konu. Şimdi şöyle bir çizelge yapalım. Bir zaman çizelgesi olsun bu. Bugün ayın 19'u. 19-12-2016. Şurası 31-12 tarihi, hemen yakın. Örneğin şurası da 2017 olsun. Tamam. Şimdi bugün bir yıllık bir satış yaptığımızı ya da 6 aylık bir satış yaptığımızı varsayalım. 6 ay dersek ne güne denk gelir? Haziran'a mı denk geliyor? 19.06 yapalım. Haziran yapalım, daha rahat olur. Şimdi 6 aylık bir satış yaptığımızı varsayalım ve bunu da senetli bir satış olsun. Tutarı da örneğin 500 bin lira olsun. Şimdi bu ne demektir aslına bakarsanız? Bir tane senet var. Senet var. Senedin üzerinde diyor ki 500 bin liradır diye yazıyor burada. Ve imzaladı her iki tarafta. Bu şu anlama geliyor. Benim işi bugün yaptım ben. Ayın 19'unda yaptım. Ama şu tarih gelince, 19 Haziran 2017 tarihi gelince, karşı taraftan olan 500 binlik alacağımın vadesi doluyor demek. Yani şu 500 bin lira aslında bugünün parası değil. Ne zamanın parası? Şu tarihte 500 bin lira demektir bu. Senedin üstünde vade yazıyoruz ya. O 6 ay sonraki 500 bin lira demektir. Şimdi bizim yapmamız gereken şey ne asıl? 31-12 tarihinde bilanço çıkartacağız biz. Şurada. Bilanço hazırlayacağız 31-12'de. Ama şunu bulmamız gerekiyor. Benim elimde 500 bin liralık bir senet var. Ama o senet Haziran'ın değeri. Peki o senet, bakın böyle geriye doğru geliyorum. 31-12 tarihinde kaç para yapıyor? Bunu bulmam gerekiyor. Onun için bir işleme tabi tutmam gerekiyor seneti. Bu işlemin adı da reeskont işlemi. Yani şu senedin şu tarih, şu aradaki tutarını bulursam eğer, değerini toplamdan çıkarttığımda, yani 500 binden şu aradaki 31-12 ile vade tarihi arasındaki tutarını çıkarttığımda 31-12'deki değerini bulmamı yarayan bir formül. Nasıl hesaplıyoruz bunu? Reeskont tutarı eşittir ana para, vade, faiz bölü 36.500 artı vade çarpı faiz şeklinde bir formülle buluyoruz. Kitabımızda var. Ben aylık yaptım, günlük yaptım, aylık yaptım. Kitapta 360'a bölmüş. Aynı şey, faiz oranını farklı kullanmak gerekecek bu sefer. Şimdi şeye bakalım. Nasıl olmuş bu? Kitabınızda diyor ki 27. sayfada bir örnek var. Elinde bulunan 19 bin liralık senedi diyor reeskonta tabi tutacak diyor. Reeskonta tabi tutacak. Vadesine 80 gün var diyor. Yani şurası aradaki gün sayısı 80 günmüş. Faiz oranı yazmamaktadır diyor. Bu durumda Merkez Bankası faiz oranı olan 75'i kullanacak diyor. Şimdi bunu benim formüle koyarsak eğer, nasıl yapacağız? 500 bin, özür dilerim, 19 bin
çarpı 80 gün çarpı 17,75 bölü 36.500 ya da 36.000 de alabilirsiniz. O hani gün sayısına ilişkin artı 80 çarpı 17,75. Kitabınız nasıl yapmış? Bakın aradaki farkı gösteriyorum. Kitapta yapılı olan 19.000 demiş çarpı 80 çarpı demiş 0,1775 demiş. Ve sonra bunu 360'a bölmüş. Aynı şey aslında, bir şey fark etmiyor. Şurada 2 sıfırı ben koydum ama yukarıyı 17,75 diye yazdım. Kitap 360 demiş artı 80 çarpı 0,1775. Böyle olunca iki sonuçta, yani yukarıya 360 yapsanız şuraya 36.000 yaparsak eğer aynı şey çıkacaktır. Tamam. Burada bulduğumuz sonuç kaç çıkmış bu? 721 diye çıkmış kitapta. 721 şunun tutarı. Şurası x ile gösterdiğim, yani 31.12 ile 19.06 arasındaki tutar 721 liraymış. Peki bugünkü değerine bize bu lazım, 31 Aralık'taki değeri 19.000 eksi 721 dersek, yani toplam tutar 19.000'de. Bundan şu aradaki 721'i çıkartırsak eğer şu 31.12'yi bulmuş oluyoruz. O da kaçmış? 18.729'muş. Şimdi alacak senetlerini bu şekilde res konta tabi tutuyoruz. Neden böyle bir işlem yapıyoruz? Şundan kaynaklanıyor. Biraz işin teorisini vermek gerekirse. Şimdi dedik ya, bu 500 bin lira, şurada yazdığımız 500 bin lira satış bedeli artı bizim o 6 aylık vade farkını içeren bir rakam. Değil mi? Üzerine biz kendi faizimizi koymuş oluyoruz. Çünkü enflasyon da var. 6 ay sonra ki paranın değerini bir anlamda bugünden koymuş oluyoruz. İşte satışı yaptığımız zaman biz buraya alacak senetleri 500 bin, satışlar 500 bin dediğimizde şurada satış tutarının içinde hem vade farkı var, vade farkını koymuş oluyoruz, hem de satış bedelini koymuş oluyoruz. Aslına bakarsanız işi biraz yanlış yapıyoruz. Bilgi vermek açısından yanlış yapıyoruz. İşte biz bunu ayıklayarak, aslına bakarsanız şu başta yaptığımız o hatalı işi bir anlamda geri çevirmiş oluyoruz. Çünkü paranın gelecekteki değerini biz buraya kaydetmiş olduk. Peki sonra ne yapacağız? Kitaptaki örneğe dönecek olursam eğer, reeskont tutarını kaç bulmuştuk? 721 lira diye bulduk biz bunu. Bu ne anlama geliyor aynı zamanda? Ben alacaklarımı 80 gün sonra değil de bugün tahsil etsem kaç para tahsil ederimin sorusuna bir cevap veriyoruz aslında. O yüzden 19.000 eksi 721 kaçtı? 18.279. 18.279 alacağımın benim bugünkü değeri. O yüzden 19.000 tahsil edecekken bugün 18.279 lira tahsil edebilme durumuna sahip işletme. İşletme için olumsuzluk var burada. O bakımdan bu işlemin adı reeskont. Reeskont faiz giderleri hesabı
olacak 721 lira. Nereden kaynaklandı bu? Alacak senetleri reeskonto 721 lira. Böyle bir kayıt yapıyoruz. Şimdi bu kaydın ardından bakın bilançomuzda başka bir hesap olmadığını varsayalım. Alacaklarımız şöyle görünecek. Ticari alacaklar. Bunun altında alacak senetleri. Alacak senetlerimizin tutarı 19 bin liraydı. Eksi alacak senetleri reeskonto o da 721 lira. Parantez içi onu eğer yazarsak bu da 18.279 lira olarak görünecektir. Tamam. Şeyde bilançomuzdaki gösterim bu şekilde olacak. Tabii bu bir farazi işlem. Yani böyle bir kırma işlemi yok. Bu yüzden hemen ertesi gün yani ayın 1'inde 01.01 tarihinde bu işlemi iptal etmemiz gerekiyor. Yani alacak senetleri reeskontunu ters çeviriyoruz. 721 ve yazıyoruz. Reeskont faiz gelirleri hesabı. Reeskont faiz gelirleri hesabı diye kaydediyoruz. Hoş geldiniz. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi gelelim. Bir başka konuya. Var mı burada anlaşılmayan bir yer? Şüpheli ticari alacaklara. Şimdi işletmenin alacağı var ve bu alacak her zaman için tahsil edilemeyebilir. Öyle bir risk var. Tahsil edilememe riski var. Şimdi muhasebedeki ihtiyatlık kavramı veya tutuculuk kavramı da diyebiliriz buna. Diyor ki tutuculuk kavramı işletme diyor. Olası bir zararla karşılaşırsa, bunu hemen gider olarak yazın diyor. Ama tam tersi olarak işletme olası bir gelirle karşılaşırsa da bunu yazmayın diyor. Gelir gerçekleşinceye kadar bekletin diyor. Ne zamanki gelir gerçekleşti bunu hemen kayıtlara alın diyor. Biraz kötümser bakıyor, iyi de yapıyor, yatırımcıyı koruyor bu anlamda, karar alıcıyı da koruyor. Şöyle ki, şimdi şüpheli alacak olmasının koşulları var. Yani bir defa bilanço esasına göre defter tutmak gerekiyor. Alacağın teminatsız olması gerekiyor ya da teminat varsa eğer teminatı aşan kısım için bir karşılık ayırması gerekiyor. Noter kanalıyla protesto edilmiş olması gerekiyor vesaire gibi koşulları var. Her ne olursa olsun, örneğin senetli ya da senetsiz alacak fark etmez. Alıcılar hesabımız var ve ne kadar diyelim, örneğin 100 bin liralık bir alacağımız olsun. Şimdi bu 100 bin liralık alacağın bir anda şüpheli duruma düştüğünü varsayalım. Ne demektir bu? Bu alacağın vadesi gelmiş. Bir. Vadesi gelmiş olmasına rağmen karşı taraf ödememiş. Aramışız. Demişiz ki kardeşim bak vadesi geldi. 100 bin liralık borcun var bize. Ya telefona çıkmamış ya kapatmış telefonu. Ödemiyorum demiş ya da neyse. Bunun üzerine noterden protesto yazısı çekmişiz. Bak 3 gün önce vadesi doldu. Halen ödemedin. Şu tarihe kadar öde diye bir noter kanalıyla yazı çektik. Bu ne demektir? Alacak şüpheli duruma geldi artık. Şimdi
alacağın şüpheli duruma gelmesi demek, o alacağın tahsil edilebilirliğiyle ilgili bir soru işaretinin olması anlamına geliyor. Şimdi böyle olursa, böyle olursa işletmenin, yani alacağı tahsil edememe durumu işletmenin zarar etme durumu demektir. 100 bin liralık zararı olacak demektir. İşte ihtiyatlık kavramı diyor ki olası bir zarar varsa hemen diyor kayıt altına al bunu diyor. O zaman hemen kayıt altına alıyoruz. Diyoruz ki şüpheli ticari alacaklar hesabı 100 bin, alıcılar hesabı 100 bin. Ondan sonra ikinci bir kayıt olarak da diyor ki bunu hemen gider yaz. İşte ihtiyatlık kavramı gereği onu yazıyorum. Karşılık giderleri 100 bin ve şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı o da 100 bin lira. Şimdi bazen tabii şüpheli alacak durumuna gelmiş olması alacağın hiç tahsil edilemeyeceği anlamına gelmemeli. Yani karşı taraf ödeyebilir, tamamını ödeyebilir. Al der 100 bin lirayı ödeyebilir. Ya da bir kısmını ödeyebilir. 100 bin değil de 70 bin lirasını öder ya da 30 bin lirasını öder. Ya da hakikaten hiç ödemez. O zaman bu paranın tamamını öderse, paranın tamamını öderse şunu iptal etmemiz gerekiyor. Bunu iptal etmemiz gerekiyor. Çünkü gider yazdık. Artık parayı aldık çünkü aldığımız için bunu kapatmak gerekiyor. Bir kısmını iade ederse iade ettiği kısmı kadarını iptal etmemiz gerekiyor. Eğer hiç ödeme yapmazsa hiçbir kayıt yapmamıza gerek yok. Zaten biz burada baştan onun öngörüsünü yaptık. Dedik ki bu şey olmayacak artık, ödemesi olmayacak. Baştan zaten biz bunu gider olarak kaydetmiştik. Şimdi bu böyle aşamaların devam etme durumunda. Ama bazen öyle durumlar olabiliyor ki bizim bir alacağımız var. Diyelim ki alacak senetleri kaç para olsun alacağımız? Örneğin 1 milyon liralık alacağımız var işletmeden. Birden haber geliyor, 2 ay var vadesine daha. Diyor ki karşı işletme iflas etmiştir. Şimdi karşı işletmenin iflas etme durumunda alacağın şüpheli olma durumu bile ortada yok. Çünkü şüpheli alacakta bile karşınızda bir muhatap var. Değil mi? Yani ödeyebilir ya da ödeyemez gibi bir durum var. Ama bu adam iflas etmiş artık. O zaman benim bu alacağım ne olacaktır? Tamamen değersiz hale gelecektir. O yüzden diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabı 1 milyon diye yazacağız. Ve buraya da alacak senetleri hesabı diyeceğiz. O da 1 milyon. Var mı sorunuz arkadaşlar? Yok. Peki. O zaman gelelim stoklara. Şimdi kitabınızın 30. sayfasındayız. Stoklar ne demektir? Stok işletmenin üretmek amacıyla, üretimde kullanmak amacıyla ya da satmak amacıyla elinde bulundurduğu varlıklardır. Peki bunların maliyetini nasıl belirleyeceğiz? Çünkü maliyet bedeli üzerinden stoklar kaydediliyor. Şöyle düşünün, bir stok satışa hazır hale gelinceye kadar o stok için katlanılan tüm maliyetler stoğun maliyetini oluşturmaktadır. Şimdi şöyle basit bir soru sorayım. İnternetten alışveriş yaptınız mı hiç?
Yaptınız mı? Hayır. Yapmadınız hayır, mı? Hayır. Tamam. Şöyle bir durum oluyor internetten alışveriş yaptığınızda. Örneğin bir şey alacaksınız. Diyor ki burada 100 lira diyor alacağınız şey neyse. Ondan sonra bir de diyor ki nakliyesi var bunun. Nakliye de diyor 10 lira diyor. Ben bu ürünü aldığım zaman benim kredi kartımdan 110 lira kesiyorlar. 100 lira ürünün kendisi, 10 lirada nakliyesini kesiyor. 110 lira. Dolayısıyla o ürünün bana maliyeti kaç para oluyor? 100 lira mı değil? 110 lira oluyor. Şimdi işletmelerde de aynı şey geçerli. Bir mal kullanılabilir hale gelinceye kadar o mal için katlanılan bütün maliyetler, harcamalar, vergiler hariç o stoğun maliyetini oluşturmakta. Şimdi stokları nasıl değerleyeceğiz? Dönem sonu açısından bakacak olursak eğer. Şimdi çeşitli yöntemler var. Bir yöntem gerçek maliyet yöntemi. Eğer işletmenin stoklarındaki yani envanterindeki stoklarının maliyetini birebir olarak belirleyebiliyorsak zaten bu yöntemi kullanıyoruz. Onda bir problemimiz yok. Eğer bunu belirleyemiyorsak varsayım yapmamız gerekiyor. Neden böyle bir varsayım yapacağız? Çünkü bazen işletmenin satmış olduğu malların maliyetinin belirlenememesi gibi bir durumla karşılaşabiliyor işletmeler. Nasıl oluyor bu durum? Hemen çok basit bir örnek vereyim size. Bunu bir benzin deposu olarak düşünelim. Bir benzin istasyonu örneğin işletiyoruz. Bu bir benzin deposu olsun ve burası da 10 ton yakıt alıyor olsun. Tamam? Şimdi işletme örneğin buraya 3 ton yakıt aldı ve bunun 1 tonu eşittir 10 lira olsun. Yani burada şu an itibariyle 30 liralık yakıt var. Doğru mu? Bu 30 liralık yakıtı sattığı zaman litre hesaplaması yaparak maliyetini bulabilir. Bunda bir problem yok. Ama bunun üzerine örneğin 2 ton daha yakıt alırsa ve bu da 1 tonu eşittir 12 lira olursa, yani şöyle oldu. Şimdi toplamda 5 ton yakıt var içeride. Şurası da 2 ton. O zaman biri 10 liradan, diğeri 12 liradan. Bunlar birbirine karışıyor. Bir yakıt daha alırsa eğer, örneğin 4 ton aldı. Bunun da 1 tonu 14 liradan olursa, burada da 4 ton var. Yani toplamda 9 ton yakıt oldu içeride. O zaman satış anında ne kadarlık maliyet söz konusu? 10 liralık mı, 12 liralık mı, 14 liralık mı? İşte bunun için işletmeler birebir belirleyemedikleri zaman bazı varsayımlar geliştirmek durumunda. Diyecek ki ilk önce aldıklarımı ilk önce satıyorum diyebilecek. Buna ne diyoruz? FIFO. Yani ilk girenler ilk çıkar anlamında. First in, first out. Ya da diyecek ki ben bir maliyet hesaplarım ama ortalama olur bu. Ortalama maliyet hesaplarım diyebilecek. Bu ortalama maliyeti de ayırıyor. Diyor ki basit ortalama yaparım diyor. Ya da ağırlıklandırırım bunları demeye çalışıyor. Kitabınızda buna ilişkin örnekler var. Stok kartı nasıl işliyor? Örnekleri var. Şimdi burada girmeyeyim stok kartına. Çok vakit alacak çünkü. O yüzden dönem sonunda nasıl bir işlem yapacağız? Ben size onu göstereyim. Her iki yöntemde de aynı işlemi yapıyoruz. Tutarlar farklı sadece.
Dönem sonu geldiğinde biz bir maliyet hesaplıyoruz. Satılan ticari malların maliyetini hesaplıyoruz. Kaç para buluyorsak ve bunları da ticari mal hesabından düşüyoruz. Çünkü işletme aralıklı envanter yöntemini kullanmakta. Aralıklı envanter yöntemini kullanmakta ve burada da ticari mal hesabına yapılacak olan girişler maliyet bedeli üzerinden giriş yapılmakta hesaba. Ancak sattığımız malın maliyetini işte demin yaptığım örnekteki gibi bilemediğimiz için buradan maliyetine çıkışları yapamıyoruz. Ne kadar maliyet olduğunu bilemediğimiz için. Ne zaman yapacağız bunu? Ta dönem sonunda yapıyoruz işte. O yüzden şu kayıt aralıklı envanter yönteminde dönem sonunda yapılacak olan kayıt. Şuradaki ticari malların alacaklandırılması işte buradaki soru işaretli kısma gelen işlem yüzünden olacaktır. Var mı sorunuz arkadaşlar? Peki. Son olarak da şey yapın lütfen. Önümüzdeki haftaya kadar stok kartlarına bir bakın. Olur mu? Eğer sorunuz olursa önümüzdeki hafta onları daha herhalde biraz geniş vaktimiz olur. Orada hallederiz. Ya da sınavdan önceki haftaya bırakın isterseniz. Orada daha fazla yardımcı olabilir. Şimdi bir de sayfa 38'deki stok değer düşüklüğüne bakalım. Şimdi işletmenin elinde bazen stoklar bulunuyor. Bu stoklar çeşitli sebeplerden dolayı değer düşüklüğüne uğrayabiliyorlar. Örneğin doğal afetler meydana geliyor. Bu doğal afetler neticesinde stokların değeri düşmüş olabiliyor. Ne bileyim, işletmenin elinde örneğin demir var. İnşaat ticareti, inşaat malzemeleri satıyor diyelim ki. Ve işletmenin elinde demirler var. Ve bu demirler depo su basıyor, sel bastı. Ve ne bileyim işte sudan etkilendiler, öyle söyleyeyim. Şimdi bunların değerlerinde bir düşme meydana geliyorsa eğer, işletme bunu yetkili mercilere tespit ettiriyor. Diyor ki rapor eşliğinde bu stoklarımda benim değer düşüklüğü vardır. O zaman bakın olası bir zarar söz konusu yine. İşletme buna hemen karşılık ayıracak. Diyor ki burada benim stoklarımın değeri düştü. O yüzden bunu sağlıklı stoklar içinden çıkartayım ve diğer stoklar hesabına aktarayım. Diğer stoklar hesabı ve ticari mal hesabı. Sonra ortaya çıkan değer düşüklüğü kadar da karşılık giderleri, ben bunu stok değer düşüklüğü karşılığı, ortaya çıkan değer düşüklüğü kadar da ben buna karşılık ayırayım. Çünkü işletmenin bakın burada bu malların satılması sonucunda olası bir zarara uğrama durumu söz konusu. Aynı demin olduğu gibi. İhtiyatlık kavramı bize diyor ki bu gibi durumlar için hemen karşılık ayırmanız gerekiyor. İşte bakın kitabınızın 38. sayfasında karşılık giderleri, stok değer düşüklüğü karşılığı şeklinde yapılan bir kayıt görüyoruz. O da bunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi hemen altında bu değeri düşen malların satışını gösteren bir kayıt var. Hesaplanan KDV yurt içi satışlar. Maliyet kaydı da diğer stoklara aldığımız için satılan malların maliyeti borçlu, diğer stoklar hesabı alacaklı şekilde. O bakımdan
Karşılık ayırmışız zaten. Dolayısıyla karşılığı da iptal etmemiz gerekiyor. Yapılan son işlemde stok değer düşüklüğü karşılığını borçlandırıp bunun yerine bir gelir hesabı kullanıyoruz. Konusu kalmayan karşılıklar adı altında. Bu karşılığın iptalini de bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Var mıdır sorunuz? Anlaşılmayan bir yer? Hayır. Yok. Peki. Peki. Efendim? Hayır. Hayır hocam. Yok. Tamam. Peki o zaman. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağ olun.